Doğum tarihimizin içinde neler var? Doğum tarihimizde biz yaşam amacımızı, kaderimizi, fıtratımızı, yaratılışımızı görüyoruz. Adımızı, soyadımızı annemiz, babamız koyuyormuş gibi zannediyoruz ama değil. Adımızı koyduruyoruz. Onlar da zannediyorlar ki adımızı onlar koydu. İsmin etkileri varsa haftanın günlerinin de etkileri var diyebilir miyiz? Bugünün enerjisi bir. Bugün bir şeyleri başlatmak için çok güzel bir gün. Sekiz, nümerolojide para, bolluk bereket, maddiyat, güç, iktidar demektir. 2024'te biz 8 çalışacağız. Doğum tarihi vererekten evleneceği eş adayının analizini yaptıranlar oluyor mu size? isim, soy isim ve doğum tarih durumlarına göre uyumluluk durumunu beraber yol arkadaşının ne şekilde gelişeceğini, katkı olup olmayacağını çok güzel burada açığa çıkartıyoruz. Sayıların bizdeki etkilerini söyleyebiliyor musunuz hocam? Tabii Onu ki. Soracağım. Bir sayısı ben demektir, liderlik demektir. İki sen demektir. Yani empatidir. Recep Bey, siz bir matematik öğretmenisiniz. Aslında e, sayıların ne kadar önemli olduğunu bizden çok siz biliyorsunuz. Bu alanınızı da numeroloji ile eşleştirmişsiniz. Numeroloji bizi inancımızın da aslında içinde yer alan bir şey. Ebced hesabı çok kıymetli kabul edilen ve peşine düşülen bir uzmanlık alanı. Numeroloji bize neyin sırrını veriyor? Yani doğum tarihimizin içinde neler var? Numeroloji bize evrenin sırrını veriyor aslında. Hem kendimizi çözüyoruz hem de evreni çözebiliyoruz. Evrenin dili matematiktir deriz biz her zaman için. Harflerin Rakam karşılıkları vardır, rakamların enerjisel karşılıkları vardır, harflerin enerjisel karşılıkları vardır, adımız soyadımız boşuna değildir, doğum tarihimiz boşuna değildir, doğum günümüz boşuna değil, hiçbir şey tesadüf değildir. Aslında numeraloj bize bunları anlatıyor ve sizin de dediğiniz gibi binlerce yıldır var. Nümerolojik çalışmalar ve son yıllarda da artık sistematik bir hale getirildi. Nümeroloji eğitimleri adı altında biz veriyoruz. E, ve o zaman hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, tevafuk olduğunu, ilahi sistemi muhteşem bir şekilde görebiliyoruz ve okuyabiliyoruz. Yaradan'ın mucizevi sistemine açılıyoruz nümerolojiyle. Harflerde, sayılarda, doğum tarihlerimizde, isimlerde yolculuklar yapıyoruz. En temel haliyle bizim doğum tarihimizden. Birçok bilgi alabiliyoruz Emel Hanım. Sadece doğum tarihimizde şu vardır demiyoruz. Verebileceğim ve söyleyebileceğim çok şey var. Doğum tarihimizde biz yaşam amacımızı, kaderimizi, fıtratımızı, yaratılışımızı görürüz. Doğum tarihimizde kadersel döngülerimizi, dönemeçlerimizi, köşe taşlarımızı görürüz. Yaşamımızdaki köklü dönüşüm zamanlarımızı görürüz baskın özelliklerimizi görürüz. Neleri yaparsak ve bu yaşamda nasıl bir yol çizersek mutlu olacağımızı, neleri yaparsak ve bu yaşamda nasıl bir yol çizersek mutsuz olacağımızı görürüz. Bu yüzden de neden mutsuz olduğumuzu anlarız. Çünkü sistem bizi o kadar güzel yönlendirir ki sadece yapmanız gereken belirli rakamlar üzerinden işlemler yapmaktır. İzleyicilerin korkmasına gerek yok. Çok basit matematik işlemleridir. Tane tane toplamalar yaparız ve bunlar bize muhteşem bir şekilde rehberlik yapar. Çünkü her sayının bir enerjisi vardır. Her harfin bir enerjisi vardır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey bir tevafuktur, eş zamanlılıktır. Belli döngüleri de doğum tarihimizden çıkarabilir miyiz? Ya da en şanslı olduğumuz yılları, yaşları çıkarabilir miyiz doğum tarihimizden? Her şeyi çıkarabiliyoruz. Şunu yapabiliriz dilerseniz. Doğum yılımız üzerinden izleyenler şu an çok basit kafalarından da yapabilirler. Kalem kağıtla da yapabilirler. Sadece doğum yılımızı topladığımızda kadersel döngülerimize basit bir şekilde ulaşabiliyoruz. Mesela doğum yılımızı alıyoruz. Kendi üzerimden örnek göstereyim. Ben 1980'liyim. Sadece doğum yılımızın rakamlarını topladığımızda. Benimkini topladığımızda 18, 18 yapıyor. Çıkan sonucu doğum yılınıza lütfen ekleyin. Katılımcılarımız bunu yapsın. Biraz yavaş yavaş da yapayım. Tane tane anlasınlar. 1980'in üzerine rakamlar toplam 18 çıktı. 18'i e ekliyorum. 1998 benim kadersel ilk dönüşüm döngü zamanım. Evet hayatımızda sürekli değişimler oluyor. Sürekli dönüşümler oluyor. Bunu yaşıyoruz. Ama şöyle düşünebilirler. Bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlaması gibi. Mesela şu an izleyicilerimiz bir yıla ulaştı. Önlerinde bir yıl var, kafalarında bir yıl var. Baksınlar bakalım o yıl hayatlarında ne oldu? Dönüşüm iyi kötü diye tanımlamayız biz. İçsel de olabilir, dışsal da olabilir. Niye iyi kötü diye tanımlamayız? Belki bir boşanma olmuştur, o dönem kötü demişizdir veya bunu kötü diye tanımlamışızdır. Ama belli bir zaman sonra iyi ki boşanmışım demişizdir. Veya güzel bir şey gibi görünür. Belli bir zaman sonra keşke olmasaydı demişizdir. Her zaman deriz ki doğru yanlış iyi kötü kime göre, neye göre? Bunu bilerek daha geniş çerçeveden baksınlar ve tekrar çıkan önlerindeki yılın da rakamlarını bir daha toplayarak ve çıkan sonucu yine o yıla ekleyerek yani aynı işlemi tekrar tekrar yaparak bütün kadersel döngü dönüşüm zamanlarını genel çerçevede görebilirler. Peki dönüşüm yıllarında bir şeyi ıskalamamak adına nasıl bir duruş sergilemeliyiz? O dönüşüm yıllarını nasıl karşılamalıyız? Bunların çok ince hesapları var. Bu ince hesaplarda biz nümerolojide, nümeroloji eğitimlerinde de genel anlamda bunları veriyoruz ve bir yol açıyoruz, kapıyı aralıyoruz. İnce hesaplarda baktığımızda hangi yıllarda hangi çakrayı çalışacağımız, hangi yıllarda hangi gündemimiz olacağı, İçsel olarak nasıl bir yolculukta olacağımız, dışsal olarak nasıl bir yolculukta olacağımız, konumuz ilişkiler mi, konumuz para mı, konumuz bireysel ifade mi, konumuz liderlik mi, ben demek mi, empati mi, karşıdakilerin duygularını algılamak mı, hepsi nümerolojide açık açık önümüze seriliyor. O senkronize olma hali önemli o zaman. Aynen. Konu başlığıyla yılın eşleşmesi ve bunun farkında olmak işi kolaylaştıran bir şey. Aynen öyle. Çünkü işte. büyüteç etkisi orada da devreye Tabii giriyor. Tabii ki. O zaman bakarız ki o seneki gündemimiz hayatımıza çalışacağımız çakramız veya numaramız neyse o konu üzerine yoğunlaşarak o konu üzerine değişim ve dönüşüm çalışmaları yaparak ve bunu bilerek ilerlediğimizde o seneki yolumuz ve yolculuğumuz kolaylaşır. Zaten biz numerolojik analizleri bunun için yapıyoruz. Bir fal gibi bakmıyoruz. Katılaştırmak için bakmıyoruz. Hayatında şu tarzda şu olacak, bu böyledir, değişmez diye bakmıyoruz. Önden bilgi alıyoruz. Astroloji nasıl ki gezegenlerle bilgi veriyorsa Nümeroloji de bize harfler ve rakamlar üzerinden bilgi veriyor. Önden bilgiyi alıp değişim ve dönüşümleri yapabilelim diye zaten nümerolojik analizler yapıyoruz. Benim doğum tarihim yakın çevremi etkiliyor mu? Ben de yakın çevremin doğum tarihinden etki alıyor muyum? Normal nümerolojik analizlerde sadece kendi doğum tarihimiz, kendi adımız, soyadımız üzerinden gideriz biz. Siz oradan etki alırsınız. Ama bu soruyu ben spiritüel olarak cevaplarsam herkesten her etkiyi alıyoruz. Herkesin her şeyi hepimizi etkiliyor. Çünkü hepimiz Wi-Fi kablosuz evet. ağlarla birbirimize bağlıyız. Ama kendi durumlarınız için sadece kendi doğum tarihiniz ve kendi adınız soyadınız üzerinden analizler yapılır. İsmin içindeki hangi özellik etki almama ya da alamama neden oluyor? Sesli harf, sessiz harf, ismin anlamı belirleyici olan nedir? Benim adım Recep. Anneme şu soruyu sormuştum yıllar önce. Benim adım neden Recep? O da demişti ki Recep ayında da olduğum için Recep koyduk. Ben de demiştim ki Şaban ayında da olsam Şaban mı olacak? Açıklaması bu mu? Demiştim. Sonra bu alanlara girdiğimde anladım ki hiçbir şey tesadüf değilmiş. Hiçbir şey boşuna değilmiş. Özellikle adıma soyadıma da baktığımda oradaki biz sesli harflerden baskın özelliklerimizi görüyoruz. Sessiz harflerden kendimiz gizli benliğimizi görüyoruz. Bütün harflerin rakam karşılıklarının toplamlarından kendimizi ifade şeklimizi görüyoruz ve bunlara baktığımda ben bir şok yaşadım. Çünkü bütün hayatımı, bütün kaderimi, bütün fıtratımı bana gösteriyordu. Yaratılışımı gösteriyordu. Baskın özelliklerim, içsel dürtülerim, hayatta kendimi nasıl ifade edersem mutlu olacağım hepsi yazıyordu. Nasıl ifade edersem mutsuz olacağım. Böyle baktığımızda şunu anladım ben. Demek ki adımızı, soyadımızı annemiz, babamız koyuyormuş gibi zannediyoruz ama değil. Ve sonra şunu gördüm. Spiritüel alanda şöyle bir yorumumuz vardır bizim. Bizler buraya realiteye geliyorken bedenlenme öncesinde yaradanla belirli kontratlarımız oluyor. Ve bu yaşamda belirli deneyimlere tekamüle geliyoruz. Bir şeyler öğrenmeye geliyoruz. Ve neler öğreneceksek eğer bu yaşamda anne olmayı, baba olmayı, çocuk olmayı, eş olmayı, sevmeyi, sevimi birçok şey deneyimlemeye geliyoruz. Bu deneyimlere uygun anneyi seçiyoruz, babayı seçiyoruz, onları birleştirtiyoruz, kendimizi doğurtuyoruz, adımızı koyduruyoruz. Onlar da zannediyorlar ki adımızı onlar koydular. Peki onların içine nereden bu his geldi? O his üzerinden adımızı koydurtuyoruz ve ondan sonra da biz bu realitede deneyimlere giriyoruz. Peki bunu nasıl anlıyoruz? E adımızı soyadımızı yazdığımızda açığa çıkan her şey nokta atışı olarak bize anlatıyor. Yaşam yolumuzu anlatıyor. Baskın çakralarımızı görüyoruz. Eksik çakralarımızı görüyoruz. Yaşam döngülerimizi görüyoruz. Sıkıştığımız yerleri görüyoruz. Bizim toplumumuzda çok fazla kullanan sınavlarımızı zorlandığımız yerleri görüyoruz. E o zaman bunlar tesadüf değil ki. Hiçbir şey tesadüf değil. O zaman da diyoruz ki tevafuk. Yani bizim tekamülümüz ve yolculuğumuz üzerinden birçok şey çalışıyor. Annemiz ve babamız da aracılar, vesileler ve biz de bu tekamülümüzü bu realitede deneyimliyoruz. İsminin önüne şu ismi ekle dediğiniz oluyor mu? Ve bunu neye göre yapıyorsunuz? Harikasınız. Bizler isim, soy isim ve doğum tarihini alarak Çakra sütunlarımız üzerinden nümerolojik analizler yapıyoruz. Ve hangi çakralarımızda eksiklerimiz var? Nerelerde sorunlar yaşıyoruz? Nerelerin hangi çakraların çukuruna düşebiliriz? Bazılarını biz karmik borçlu diyoruz. Yani eksiğin var. Bazıları da çok fazla olmuş çukuruna düşebilirsin diyoruz. Bazıları da geçmişten gelen blokajlar oluyor. Hepsini tespit ediyoruz. Onu isim ve doğum tarihinde görüyor musunuz? Aynen öyle. Sadece adımız, soyadımız ve doğum tarihimiz üzerinden eğitimlerde yapıyoruz bunları. Belirli hesaplamalar yapıyoruz. Birkaç hesaplamanın üzerinden çakra sütunumuz oluşuyor ve burada... Nerelerde eksiklerimiz var? Neden tekrar tekrar aynı sorunları yaşıyoruz? Hepsi açığa çıkıyor. Önce bunu bir tespit ediyoruz. Yani numerolojide biz bunu görürüz. Bunu görmek çok güzel bir aydınlanma oluyor. Ve herkese bir bilinç aydınlanması oluyor. Aa evet diyor. Ben ondan buralarda sorun yaşıyormuşum. Benim birinci çakram eksik. Benim birinci çakram eksik kendi yaşamım için baktığımızda ne demektir? Köklenme bir yere ait hissetme yani hissedememe, köklenme sorunları, ben deme sorunları. Ben buraya realiteyi o zaman ben demeye ve bunları öğrenmeye ve köklenmeye gelmişim. Size nasıl sınavlar geliyor bu tuzak i̇şte, içinde? ait hissedememek, köklenememek, topraklanamamak, kök çakra neyle bağlantılıysa ben diyememek, lider olamamak bu yaşamda. Bunlar sizin blokajların mı? Önümüzdeki blokajlar gibi düşünebiliriz ya da dönüştürmemiz gereken yerler gibi. Bunu gördüğünüzde zaten kişi diyor ki evet ben zaten buralarda zorlanıyorum. Bunu fark ediyoruz. Şimdi bunu nasıl değiştirebiliriz? Kök çakranın karşılığı olan rakam veya harfleri kullanarak kendinize bir isim ekleyebilirsiniz. Bunları seçimlerini yapabiliriz. Çok basit bir şey bu. O kök çakranın enerjisini nüfus kağıdınızda aktif edebilirsiniz. Bu bir seçim ya da kök çakrayı aktif etmek için enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Ya da kök çakra köklenmek için, topraklanmak için hayatınızda aktivasyonlar yapabilirsiniz. Ya da her bir çakranın doğal taşları vardır. O taşları kullanabilirsiniz, hayatınıza katabilirsiniz. Bunların hepsini özel olarak öneriyoruz. Hangi çakrada eksikliğin varsa o çakrayı dengelemek için şu çalışmaları yapabilirsin diyoruz. O yüzden isim koymak, harf eklemek bir seçenektir, bir seçimdir. İlla yapmak zorunda değiliz. Her zaman şunu derim ben, yaşamınızdaki seçimleri yapıyorken size hafif geliyorsa katkıdır. Ağır geliyorsa lütfen yapmayın. Başkalarının doğrularını yaşamayın deriz. Mesela A, alfabenin ilk sesli harfi. İsminde A olanlar neyle karşılaşır? Sesli harf olarak A'yı aldığımızda A'nın karşı birdir. Bir ne demektir? Bir sayısı gibi de düşünürüz, birinci çakra gibi de düşünürüz hem aynı zamanda kök çakra demektir hem de bir sayısının karşı ben demektir, liderlik demektir. Atamızın açılımına baktığımızda birden yani A'dan çok fazla sadece A 1 değil bir sayısından çok fazla vardır atamızda ve atamız liderdir. Ben diyen ve güçlü bir şekilde ben diyen bir şahsiyettir. O yüzden bunu da isminden görürüz. Atamızın açılımını yaptığımızda görürüz. Mevlana'nın açılımını yaptığında görürüz. Bütün herkesin fıtratını, yaratılışını buradan görürüz. Sizin açılımınızı yaptığımızda sizin bütün baskın özelliklerinizi görürüz. Sesli harfte isimdekiler baskın özelliklerdir. Sessiz harflerinde toplamı üzerinden biz de gizli benliğimizi sel dürtülerimizi buluruz. Hepsini topladığımızda da kendimizi ifade şeklimizi buluruz. Kendimizi ifade şeklimiz meslekler olarak da yansır. Ve sistem bize der ki canım benim sen kendini iyi ifade edebilen bir insansın. Lütfen ifade yeteneğini kullan. Git Emel Hanım gibi programlar yap. Veya işte konuş, insanlara hitap et. Senin konuşman lazım der. Eğer ki baskın özelliğiniz buysa. Ama değilse farklı özellikleriniz, meziyetleriniz varsa... Sistem sizi ona göre yönlendirir. Bunu da zaten biz hayatımızda anlarız. Mutsuz bir iş yapıyorsak demek ki fıtratımıza ve yaratılışımıza göre ilerlemiyoruz demek. Harflerin şekli önemli midir? A ile Ü birbirinden farklı iki harf. O harfin şekli onu telaffuz ederken hadise titreşim ve frekans ise Kesinlikle. özde. A derken farklı bir tını çıkıyor. Bravo. Ü derken farklı bir tını çıkıyor. Bu ikisinin arasındaki fark tezahürde nedir? Fonetik deniyor buna. Her harfin, her kelimenin tılsımı ve enerjisi vardır. Sizin ağzınızdan çıkarken ki o telaffuzla beraber bir enerji açığa çıkıyor. O enerjinde frekansı var. Çünkü hepimiz enerjiyiz. Şu an katı görünen bedenlere sahip olduğumuzu zannediyoruz. Aslında değiliz. Bedenimiz de katı değil. Duyu organlarımızdan dolayı biz bunu böyle algılıyoruz. Kitapta da aynı bu şekilde koydum. Diyoruz ki biz gözümüzde görmüyoruz. Kulağımızda duymuyoruz. Beynimizin görme merkeziyle biz görüyoruz. Anında sanal gerçeklik yaratılıyor. Yani frekans ölçüyor. O yüzden hepimiz enerji olduğumuz için ağzımızdan çıkan bütün kelimelerin şekilleri, tınısı, sesi tamamen frekansı değiştiriyor. İsmin etkileri varsa haftanın günlerinin de etkileri var diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Her günün birer enerjisi vardır. Ve günlerin enerjisini tespit etmek çok kolaydır. Bunu katılımcılarımız yapabilirler. Günümüzün yani şu an bu videoyu hangi gün izliyorlarsa eğer bugünün e rakam karşılıklarını yani bugünün tarihini önlerine yazsınlar gün, ay, yıl olarak. Bütün rakamları teker teker toplasınlar. Sonra sadeleştirsinler. numerolojide sadeleştirme demek tek haneye düşürmek demektir. Yani toplarsınız önünüze iki basamaklı bir sayı çıkar. Bir daha toplarsınız o iki basamaklı sayının rakamlarını. Sonuç tek haneye düştüğünde sadeleşmiş olur. Önünüzde şimdi ya 1 vardır ya 2 vardır ya 3, 4, 5, 9'a kadar gider. Eğer ki önünüze 1 geldiyse anlarsınız ki bugün 1 günü. Ne demek bu? Bugünün enerjisi 1. Bugün bir şeyleri başlatmak için çok güzel bir gün. Tohum ekmek için çok güzel bir gün deriz. Ben demek için çok güzel bir gün. Liderlik için çok güzel bir gün deriz. Eğer önümüze 7 sayısı geliyorsa, 7 sayısı çok meşhurdur. İçsel yolculuk demektir. İçe dönüştür. Varoluşu sorgulama demektir. Ya bugün 7 günü, bugün nenerse 7, bir içe dönebilirim. Günün enerjisini de arkama alabilirim, rüzgarı arkama alabilirim şeklinde kullanırsanız muhteşem olur. 8, numerolojide para, bolluk, bereket, maddiyat, güç, iktidar demektir, yönetim demektir. Bugün 8 günü parayla ilgili bir şeyler yapabilirim diyebiliriz. Bu şekilde baktığımızda çok katkı sağlar. Hem de yaşamımızda günün enerjisiyle beraber rüzgarı arkamıza alırız. Bir şeyler daha kolaylıkla açığa çıkar. Bugün üç günü ifade demektir. Bu arada şunu söyleyeyim. E, kitabımız Hey Sen Bir Mucizesin. Kitabımızın özelliği Türkiye'nin ilk mobil uygulamalı kişisel gelişim kitabı olması. Hey Sen Bir Mucizesin mobil uygulamamız var. Orada ben haftada bir veya iki defa günün nümerolojik analizi diye bildirim gönderiyorum. Hmm. Yani... E, katılımcılarımıza mobil uygulamayı indirenlere ki Play Store'da da App Store'da da indirebilirler. E, mesaj geliyor. Her gün günün motivasyon aracı gibi haftada birkaç defa da günün numerolojik analizi geliyor. Ve diyorum ki canım benim bugün 5 günü. sosyallik için Yenilikçilik için, yeni, yeni bir şeyler yapman için, sosyalleşmen için, gezme dolaşma için çok güzel bir gün. Hadi bir bak bakalım ne yaparız 5 günü. 4. 2020 yılı rakamları toplayalım. Dört yapar. Dünyanın da müfredatı vardır, bizim kişisel müfredatımız da vardır. Ve deriz ki dört sayısı için şunu derim ben: dört sabır ve teslimiyet demektir. Biz dünya olarak 2020 yılında belki hayatımızda hiç sabretmediğimiz kadar sabrettik. Covid tanıştık, sabır ve teslimiyeti yaşadık. Doğru mu 2020? Doğrudur. 2021 rakamları topladığımızda beş yapıyor. 2020'de o kadar bunaldık ve kapandık ki kapanmayı yaşadık. 2021'de sosyalleşme ve yenilikçilik hiç gezmediğimiz kadar, açılımlar olduğu zaman hiç gezmediğimiz kadar gezdik ve sosyalleştik. Böyle böyle gidiyor. Peki hadi bakalım. Şimdi nereye geldik? 2024 yılına geldik. Hiçbir şey tesadüf değil. 2024 yılı nedir dediğimizde numerolojik analize bakmadan birçoğumuz kendiyle ve sistemle bağlantılı olan kişiler şunu diyebilirler kolaylıkla. Dünyanın gündemi nedir dediğimizde para, maddiyat, güç savaşları, iktidar, siyaset. Doğrudan bunu diyebilirsiniz. Birçok kişi de bunu söyler. 2024 rakamları toplayalım 8. 2024'te biz 8 çalışacağız. 8. çakra çalışacağız. Yani maddiyat, bolluk bereket, güç, ekonomi, siyaset çalışacağız. Ne yaparsak kanalı arkamıza almış oluruz, rüzgarı arkamıza almış oluruz 2024'te bu konuda. Bunu kişisel yılınız deriz biz. Kişisel müfredatınız deriz. Kişisel müfredatınızla kişisel yılınızı da birleştireceksiniz ve ona göre bakacaksınız. O da çok basit. Hangi yıla bakmak istiyorsanız 2024'e bakacaksak katılımcılarımız sadece şunu yapacaklar. Doğum gününü, ayını yazacaklar. Doğum yılı yerine 2024 yazacaklar. Bütün rakamları topladıklarında, tek haneye düşürdüklerinde de kişisel müfredatlarını kişisel yollarını 2024'te çalışacağı çakrayı bulacaklar. Birden dokuza kadar sayıların bizdeki etkilerini söyleyebiliyor musunuz hocam? Tabii ki. Bir demek, bir kere şunu bilsinler, her bir sayı çakra demektir. Demek ki bir sayısını söylüyorsak birinci çakradan bahsediyoruz. Bu bir cepte dursun, yani kök çakra. Kök çakranın özelliklerine bakarlarsa, kitapta bizim çakralar bölümümüz var. Ayrıntılı bir şekilde orada görebilirler. Anlarlar o gün nelersine ama ayrıca Aynen orada çakra dengeleme meditasyonlarımız da var. Ayrıca bir sayısı ben demektir, liderlik demektir. İki sayısı ikinci çakradır. Aynı zamanda iki sen demektir. Yani empatidir. Karşımızdakinin duygularını anlayabilme, verebilme, vericilik. İki bu demektir. Üç sayısı üçüncü çakra olmasının yanında bireysel ifade oyunculuk demektir. Yani yaşamı bir oyun olarak görebilmektir. Dört sayısı dördüncü çakradır, kalp çakradır aynı zamanda sabır ve teslimiyet demektir. Beş sayısı hem beşinci çakradır hem de sosyalleşme ve yenilikçiliktir. En özetlerini söylüyorum. Altı sayısı altıncı çakra ve ebeveynlik demektir. Aile kavramları, aile değerleri demektir. Yedi sayısı yedinci çakra ve içsel yolculuk demektir. İçe dönüş, tefekkür, varoluşu sorgulama dediğimiz kavramdır. Sekiz sayısı ve dokuz sayısı numerolojide eklenmiş... sekiz ve dokuzuncu çakralar diye geçer. Normal bildiğimiz yedi çakradan sonra yoktur spiritüel öğretilerde. Ama numerolojide sekiz ve dokuzuncu çakramız da vardır. Sekiz maddiyat, güç, siyaset, iktidar, yönetim demektir. Dokuz da bilgelik, çocuksu saflık ve sanatsallık demektir. Bakacaksınız bugünün enerjisi dokuzmuş. Bugün çocuksu saflığı içimde açığa çıkarmayı seçiyorum. Sanatsal bir şeyler yapmayı seçiyorum dediğinizde günün enerjisini arkanıza almış olacaksınız. Bu da size dinamik olarak harika bir şekilde hizmet edecek. Doğum tarihi vererekten evleneceği eş adayının analizini yaptıranlar oluyor mu size? Oluyor. Olmaz olur mu? Ee, i̇ki kişinin de isim, soy isim ve doğum tarih durumlarına göre e, uyumluluk durumunu, beraber yol arkadaşının ne şekilde gelişeceğini, katkı olup olmayacağını veya Katkı olmayacak yerlerde nasıl değişim dönüşüm çalışmaları beraber yapılabileceğini çok güzel burada açığa çıkartıyoruz ve rehberliklerini de yapıyoruz. O ilişkilere de çok fazla katkı sağlıyoruz. Sizi tanıdığım kadarıyla çok kesin konuşmayı bu böyledir deyip katılaştırmayı sevmiyorsunuz. Orada da kullandığınız dil bilerek yaptığınız bir şey dönüşüm. Orada evet. çukurlar varsa belki buralara dikkat edersiniz anlamında mı yaptığınız seansta? Nümeroloji ışık tutar, rehberlik verir. Astroloji ışık tutar, rehberlik verir. Ama deriz ki hiçbir zaman katılaştırma. Sen bir mucizesin, sen yaradanın bir mucizesin ve hepsinin ötesine geçebilecek güç ve potansiyel sende var. Biz zaten bu çalışmaları ötesine geçmek için yapıyoruz. O yüzden oraya tutunup kalmayın hiçbir zaman deriz. Bunları dönüştürmeyi seçin deriz. Evet. Ve bu hepimiz adına da mümkün. O yüzden katılaştırmaya gerek yok. Katılaştırdığımızda onu yaratıyoruz. Hayatımızda açığa çıkıyor. Bu böyledir diyoruz. Benim şu çakram eksik. O yüzden ben de böyleyim. Peki Aynen. bu yolculukta daha da derinleşmek isteyenler, sizinle bu çalışmayı yapmak isteyenler için numeroloji eğitimlerinizden yakında var mı? Ortalama ayda bir online olarak dünyanın her yerinden katılımcılarımızın katılabileceği şekilde numeroloji eğitimleri düzenliyoruz. 13 Aralık'ta verdiğimiz eğitimde de muhtemelen bir ilki yaşadık. Dünyanın en büyük numeroloji sınıflarından biri oldu. 60'a ya yakın katılımcımız vardı. Ee, Uluslararası onaylı uygulayıcılık sertifikası veriyoruz. Ee, 4 Ocak 2023'te tek akşam online olarak da numeroloji uygulayıcılık eğitimim var. Numerolog oluyorlar mı? Oluyorlar. Ne demek numerolog? Kendisine ve herkese analizler yapabilecek hale geliyorlar. geliyorlar. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ediyoruz. Lütfen yorumlarınızı yazın. Yorumlarımıza cevap verin sizde olur mu? Tabii Videoda. ki. Keyifli. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim istiyorum. görüşmek üzere.